merhaba arkadaşlar. Birinci Kuzey yurdumuza hoş geldiniz. Burası giriş senesinde, daha doğrusu hazırlık değil de birinci sınıfların kaldığı genelde bir yurt. Ve en uygun fiyatlı olan yurtlardan birisi, hatta en uygun fiyatlı yurt diyebilirim. Odalar genellikle 6 kişilik oluyor. Ve girişte turnikelerimiz var. Maalesef onları da yeni taktılar. Yokluğumuz o şekilde alınıyor. Ama yokluğunda da çok sıkıntı çıktığını söyleyemem aslında. Ben çok fazla devamsızlık yaptım ama çok da bir şey olmadı. Tabii size önermem bunu. Bu şekilde yurdumuz böyle. Aslında burası eskiden karma bir yurtmuş. Ama bir seneden sonra kız erkek ayrılmış. Binanın bir tarafında kızlar, bir tarafında erkekler kalıyor. Tabii arada geçiş yok. Bir de yurdumuzun dış kısmında üç tarafta böyle oturabileceğimiz yerler var. Oturuyoruz. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bu şekilde. Hadi yurda gidelim. Şimdi giriş kattayız. Bu katta çamaşırhane var. Çamaşırhanemiz gerçekten rezalet bir yer. %89 çalışmaya geliyorum. Yani sabunların hepsi bulduk neredeyse. Bakalım. Tamam, çalışıyormuş ama bu bir istisna. Çünkü burada çok mağdur oluyoruz gerçekten. Hatta bazen çalışırken kavgaları oluyor. Kavga demiyor ama tartışmaları oluyor. Yani bu makinenin başında bir kişi bekliyor. Sonra gidiyor, sonra başka bir gelince ben bekliyordum zaten falan. Böyle küçük bir sütüşmeyen yaşanabiliyor aramızda. Ben birkaç kere yaşamıştım. Ama onun dışında zaten kötü bir yer. Önce bir odayı yokmuşum. Burası da lavabo. Bu şekilde. Böyle çok estetik bir görünüm yok. Bu tarafta da tuvaletler var. Bildiğiniz. Yani alışveriş tuvaletler. Bir tane normal klozet oluyor. Öyle. Evet, burası da dış kısmı. Burada 7 tane duş var. Şöyle içerisi. Hepsinin başlıkları farklı. Favorim bu değil. Benim favorim de şu tarafta. kopmuş buydu eskiden. Böyle bir duş yeri. Sıcak su sıkıntısı çekmiyoruz bu arada. Sürekli oluyor yani. Direkt ısınıyorsun. O konuda iyi. Sırada hiç beklemedim ben burada bu arada. Bu konuda da iyi. Bu kısımda yurdumuzun statüsü. Bu her katta var. Yani her katın kendi statüsü var. Bayağı geniş bir alan burası. Daha sonra bu kısım. Hatta buradan sonra da devam ediyor. İnsanlar burada bayağı eşyalarını görmüş. Saat vermişler. Aslında uyanmak yasak. Hatta bunun için uyarı mail gelmişti. O insanlar kendine yer ayırmayı seviyor. Köpekler de yapıyor. Burası da bu şekilde. Ben burayı çok kullanmadım. Ama siz kullanın. Şimdi ikinci kattayız. İkinci katın özelliği burada otomatların olması. Aslında burada kahve otomatı vardı. Nereye gitti? Hiçbir fikrim yok. Burada yiyecek ve içecek otomatımız var. Genelde pahalı geliyor fiyatları. Su 3 lira olmuş. Gerçi dışarıda da öyle ama yapacak bir şey yok artık. Burada kahve otomatımız yok olmuş. Dolaplarımız da bu şekilde. Bunlar ayakkabı dolapları. Burası da benim adamın bulunduğu kat. Üçüncü kat. Aslında ikinci kat ama üçüncü kat yazıyor. Odam burası. Hoş geldiniz. Odam şu an çok dağınık çünkü bugün çıkış yapıyorum. O yüzden bütün eşyalarımı toplamak zorunda kaldım. Odamızdan önce şöyle bir rafımız var. Burada mini buzdolabımız var. Bu şekilde. Daha sonra bu dolapların her biri bir kişi için. Yani insanın inanması gelmiyor çünkü çok küçük. Benimki de bu tabii şu anda boş ama. Yani gerçekten çok dar, asla sığamıyorsunuz. Ben böyle şeyler almak zorunda kaldım. Yani bunlarla bile sığamadık olaya. 6 kişi bir odada kalmak zaten çok zor. Onun dışında bu şekilde ranzalarda kalıyoruz. Çıkması kolay, inmesi yorucu oluyor. Ve şurada da bir tane masamız var, onu da göstereyim. Masamız gördüğünüz gibi 6 kişi için asla yetecek bir masa değil. Zaten 4 tane sandalye sığabilmiş, hatta sığamamış. Yani bakın. Rezalet. Rezalet. Hatta bu odalar eskiden 8 kişilikmiş diye biliyorum. Nasıl hayatta kalıyor insanlar anlamadım gerçekten. Ama birinci kuzey yaşaması gerçekten hem kolay hem zor bir yer. Onun dışında şöyle her yatağımızın kenarında ikişer tane priz var. Priz konusunda sıkıntı çekmiyoruz. Yani böyle iyi şeyler çıkıyor. Bir yandan da kötü şeyler çıkıyor. Kafanızı karıştıran bir yer. Ama fiyat uygun da en azından.
Onu da söyleyeyim. Bizim kaldığımız dönemde yani bu 2021-2022 yılı içerisinde biz aylık 354 lira ödüyorduk. Ama önümüzdeki yıl bunun 700-800 civarına çıkacağı söyleniyor. Hatta öyle bir belge vardı. Bu şekilde ya fiyat performans açısından 354 liraya gerçekten uygun bir yurt bence. Ama daha fazlasını hak eder mi bilmiyorum. Seçiminizi siz yapın artık. Evet, burada da yurt masamız var. Aslında normalde daha yüksek duruyor ama bir şey olmuş. Bir üstüne oturmuş gibi görünüyor. Burada ışık var. Burada isteyen arkadaşlarımız ibadetlerini gerçekleştirebiliyor. Evet, aslında bu kısmı mutfak var. Buraya insanlar veya iş alanı koymuş. Evet, zaten. Burası mutfağımız. Burada iki tane elektrikli ocak var. Aslında bunlar yani herkes kullanıyor ve kimin aldığı belli değil açıkçası ya. Yani gerçekten kötü görünüyorlar. Ben hiç kullanmadım. Burada bir sürü sünger bırakılmış. Kimin neyi artık gerçekten bilemiyorum. Burada da bir takım eşyalar var. Dökülüyor, kopuyor dokununca. Kahve makineleri bırakılmış. Burada yine bir sürü rezalet görünümlü eşya. Burada genelde dışarıdan yemek söylediğimizde burayı kullanıyoruz. Çünkü odada kokmasını istemiyoruz tabii. Ben genelde bunu rahatım, odada da yiyordum. Ama burayı o amaçla kullanıyoruz. Mutfağımız da bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık birinci kuzeyde değilim. Evime geldim. Birinci kuzey o kadar sıktı ki Ankara'ya dönmek zorunda kaldım. Şaka bir yana, birinci kuzey gerçekten yaşaması zor bir yer. Ama eğer okula yeni başlıyorsanız ve yurtta kalacaksanız bu yoldan kesinlikle geçeceksiniz. En azından uygun fiyatlı diyelim. Nispeten. Bu şekildeydi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir yokla kalın. Bu arada insanlar çamaşırhanede birbirlerinin deterjanlarını çalıyor. Tamam, çalışıyormuş ama bu bir istisna. Bir istisna. Bir yerine verdiğim için çalışmıyorum. Ama şimdi denemeyeceğim. Ayakkabı dolapları. Reket takmışlar. Biz o kadar aslında masrafa girmedik. Bizim ayakkabılarımız burası. Suriye'nin ayakkabıları var şu an. Öyle. Bir de TikTok poz vereyim.